Gidiyoruz North CM'e. Ali Berk Erel var karşımızda. Ali Berk merhaba. Merhaba Açıl, iyi haftalar. Teşekkür ediyoruz. Sabah saatlerinde petrolde bir miktar hareketlilikle başladık ama hareketlilik biraz daha aşağı yönlüydü. Ve özellikle Suudi Arabistan'ın günlük kapasiteyi 12 milyon varile çıkarabileceğine dair haberler bir üretim kuyusunun genişletilmesi anlamında söz konusuydu. Şu an baktığımızda biraz daha artıya doğru döndüğünü görüyoruz. Ne oldu buradaki dalgayı yaratan? Aslında bir süredir petrol fiyatlarının odağında doğada gerçekleşen toplantı vardı ve bu toplantıdan bir sonuca varılamaması petrol fiyatlarının haftaya 38 dolar seviyesinde başlaması neden olmuştu. Geçtiğimiz hafta tabii genel olarak petrol fiyatlarına yukarı yönlü bir hareket gözlemlemiştik. Özellikle Amerika'da stokların da düşük gelmesi biraz da tabii petrol fiyatlarını destekledi. Şu an için baktığımız sizin de söylediğiniz gibi bugün için Suudi Arabistan konusu gündemde gibi biraz petrol fiyatlarına yukarı yönlü hareket görülüyor. Özellikle ben biraz daha bu hareketin 45 dolar seviyesine devam etmesini bekliyorum. Ama genel olarak da petroldeki arz ve talep sorusunun ana etkenleri ve genel olarak çözülememesi petrol fiyatlarında biraz daha satış baskısının tekrar gündeme gelmesi neden olacaktır. Ve bu bağlamda biz biraz daha 40 ve 45 dolar aralığında dalgalı bir seyir gözlemleyeceğiz gibi görünüyor. Ali Berk, biraz da altın cephesiyle ilgili değerlendirme yapalım istersen. Geçen hafta oldukça hareketliydi. Bir ara 1260'lara doğru gidiş, sonrasında 1230'lara doğru dönüş. Şu anda baktığımızda da tablo çok farklı değil. 1236 dolar seviyesinde bir altın görüyoruz. Özellikle FED toplantısı öncesinde ve çıkacak mesaja dair ondan sonrasında ne görmeyi beklersiniz altında? Sizin de söylediğiniz gibi geçtiğimiz hafta aslında altın tarafında hareketliydi. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarına 1270-10 seviyesine doğru bir sert tepki görmüştük. Fakat şu an için altın fiyatlarına yukarı yönlü hareketlerin kısıtlı kaldığını görüyoruz. Özellikle Cuma günü itibariyle dolar tarafında biraz toparlanma var. Dolar endeksinde 94'lere yakın bir seyir vardı ve bugün baktığımızda 94-80'lere toparlanmış bir dolar endeksi var. FED tabii şu an için altın fiyatları odaklanmış durumda. Bu toplantıda her ne kadar faiz artırımı çıkması beklenmese de tabii önümüzdeki sürece dair gelebilecek açıklamalar biraz daha altın fiyatlarını belirleyici olacaktır. Ben biraz daha altın fiyatlarının şu çarşamba günkü toplantıya kadar yatay bir seyir izlemesini bekliyorum. Ama tabii oradaki etkiye bağlı olarak sanki biraz daha ben bundaki faiz artırımı olmaması nedeniyle tepki alımlarıyla beraber 1250-10 seviyesine doğru hareket bekliyorum. Ali Berk Erel, çok teşekkür ediyoruz sana da bu değerlendirmeler ve yorumlar için ve böylelikle akıllı paranın da sonuna gelmiş oluyoruz.